Yediğin içtiğin senin olsun, sen gördüklerini anlat. Artık bir atasözüne dönüşmüş olan bu cümle bundan yıllar yıllar önce oldukça farklı bir gruba yöneltilseydi bugün oldukça kritik bir bilgiden mahrum kalmış olacaktık. Evet, bu söz astronotlara iyi ki söylenmedi ve biz uzayda beslenme şartlarını en az uzayın kendisi kadar merak eder haldeyken bu merakımızı gidermeye başlayabildik. Şimdi dünyadan yaklaşık 1.6 milyon kilometre gibi inanılması güç bir uzaklığa doğru hareket eden astronotların nasıl beslendiğini konuşacağız. Koskocaman bir pizza söyleyip yanında diyet kola isteyenlerden, şekeri bıraktığını her an vurgulamak zorunda hisseden ilgi bağımlılarına kadar herkes tüm yeme içme alışkanlıklarını bir kenara bıraksın lütfen. Bizden çok uzaklardaki astronotların menüleri en az dünyadakiler kadar çeşitli ve hatta lezzetli olabiliyor. Yer çekiminin olmadığı bir ortamda kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri için ıslak kekten ıstakoza, çıtır sebzelerden konserve bakliyatlara kadar hemen her şey astronotlar için hazır ediliyor. Astronotlar yiyor, içiyor ve hatta bundan keyif dahi alıyor. Hep belli bir süre için belli hazırlıklarla uzaya giden astronotlar için beslenme meselesi çok büyük bir sorun değil. Peki daha uzun süreli seyahatler başladığında neler olacak? Evet, asıl meseleye yavaş yavaş geliyoruz. Az önce sorduğumuz soruyu SpaceX, Virgin Orbit ve NASA'da kendi içlerinde sıklıkla sormuş olacak ki bu bilinmezliğe bir çözüm üretebilmek için kollar sıvandı. Hedef oldukça net biçimde belirlendi. Uzayda tarım yapmak şart. Dev uzay şirketlerinin yaşadığı farkındalık sonrası aldığı karar yepyeni bir çalışma sistemine dönüştü. Şirketler yetiştirilecek bitkilere ve uzay koşullarına bağlı biçimde mekiklerde topraksız tarım uygulamaları yapmaya başladı. Böylesi bir işlemin gerçekleşmesi için gerekli sıvılaştırılmış gübreler de tıpkı bir astronot ekipmanı gibi muamele görerek uzaya taşınıyor. Peki uzayda tarım nasıl yapılacak? Biraz da teknik detay konuşalım. Uzayda su kültürlerinde bitkilerin kökü yetiştirilemeyeceğinden ışık yardımıyla kökler havada tutuluyor. Bitki köklerinin hangi tarafa doğru uzayacağı da uzay mekiğinin hareketleri ve ışık kaynağının yönüne göre belli oluyor. Bu çalışmaların başlangıcı çok da yakın bir tarihte olmadı. Bundan tam 50 yıl öncesine gidelim. 1971'de gerçekleştirilen Apollo 14 programında çam, kızılağaç gibi birkaç farklı ağaçtan derlenen 500 farklı tohum kapsülün içinde kalmak şartıyla ayın etrafında dolaştırılmıştı. Ardından dünyaya döndürülüp dikilen tohumlarda herhangi bir değişikliğin söz konusu olmaması bilim insanlarını harekete geçiren ilk adım oldu. Yıllar boyunca bu denemeler farklı yöntem ve yoğunluklarda çok kez gerçekleşti ve dananın kuyruğu 2015'te koptu. Uluslararası Uzay İstasyonu'na yerleştirilen Veggie isimli özel bir bitki üretim alanına astronot Scott Kelly tarafından ekilen marullar 33 gün sonra yenilebilir hale gelmişti. Evet, uzay tarımı resmen o gün başladı. 2016'da uzayda yetiştirilen çiçekler de bu çalışmaların olumlu sonuçları olarak karşımıza çıkmaya devam etti. Şimdilerde uzay mekiklerinden de öteye geçmeyi başaran uzay tarımı meselesi Mars, hatta Ay içinde yoğun biçimde irdelenmeye devam ediyor. Mars'ın yüksek miktarda demir içeren toprağının tarıma elverişli olmaması nedeniyle çok sayıda yeni yöntem hazırlığını beraberinde getiren süreç dolu dizgin devam ediyor.
mutlaka bizim için iyi olmayan birkaç şeyi yanına iliştirir. O yüzden benim için Bayrampaşa Sebzeali'nden gelen marul hala daha güvenilir.